de dolandım, ey yarmışa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Oy. Aşık Veysel ne güzel söylemiş. Gidiyoruz gündüz gece, ne gündüzler biter ne geceler. Ama bir gerçeği de biliyoruz. Doğanın en katı ve değişmez kuralıdır. Doğacaksınız ve her gün binlerce, yüz binlerce kez kalbiniz atacak ama bir gün duracak. Önemli olan yaşanılan anın kıymetini bilerek yaşamaktır. Yoksa bir son yolculuktur. Güzel bir sözdür aslında. Hayat bir gündür, o da bugündür. Burası Bella Pais'te. Kapristanlık Parkı. Sevgili Erbil Arkın'ın inanılmaz yaratıcılığı, özverisi, toplumcu düşüncesi. Toplumcu düşüncesi değil, insanca düşüncesinin ortaya çıkardığı güzel bir eser. Program akışında düşüncelerimi daha da ortaya koyacağım ama burada Ömer Hayyam'ın bir şiiri, şiirinden bir dörtlük var. Onu okumak istiyorum ben öncelikle. Hareket eden parmak yazar ve geçer gider yazdıktan sonra. Ne bütün adanmışlığın, ne kıvrak zekan geri getirebilir onu. Hükümsüz kılması için yarım satırını bile yazdıklarının. Ne de bütün o gözyaşların silebilir tek bir kelimesini. Müthiş değil mi? Okuyup da bu kadar kelime, bu az kelimenin içerisinde ne kadar felsefi derinlik var. Ve burada İngilizce, Türkçe ve Rumca var. Ben Türkçesini okudum ama sevgili Erbil Arkın'dan da bizi kırmayacağına inanarak bir ricada bulunuyoruz. İngilizcesini de siz okuyun. Yani. Okurum seve seve Hasan Beyciğim. Zaten buraya koymamızın sebebi beni çok etkiledi bu kelimeler. Çocukluğumdan belli, 15 yaşından belli. Onun için seve seve okurum. The moving finger writes and having writ moves on. Nor all thy piety nor wit shall lure it back to cancel half a line, nor all thy tears wash out a word of it. İnsanı ölümsüz kılan eserleridir. Aynen. Ömer Hayyam kaç yaşında öldü? Ömer Hayyam ölmedi ki. İşte burada bunda bir kez daha doğdu. Yürüyelim ve devam edelim. Bu düşüncenin başlangıç noktası, benim evim zaten 500 metre ötede. Kendimi Bella Paislı sayıyorum. Yani ben göçmen bir ailenin çocuğu ve gurbetçi ailenin çocuğu olarak ama bu köyün bir gerçekten kökünden birisi diye düşünüyorum. 500 metre ötede evim var ve yürüyüş yapıyordum seneler önce. 6, 7, 8 sene önce. Yürüyüşler yapıyordum. Dedim geleyim buraya bir bakayım, yol buldum. Ve burasını gördüm. Bu Ortodoks mezarlığını gördüm. Ve şok oldum. Burası Rum mezarlığıydı. Rum mezarlığı, Bella Pais'in Rum mezarlığı. Ondan sonra öğrendik. Ama geldim, burası ne görürseniz burada sadece tarlaydı. Böyle otlar. Belediyeye ait otlar, bir şey görüyorum. Hatta atık kamyonlar vardı. Yani hurda kamyonlar vardı, şeyler vardı burada. Bir bunu gördüm ve burasını birisi ahır olarak kullanıyordu. İçinde keçiler, çapelin hiçbir şeyi kalmadı. Ne üstü çatısı, açık herhalde. Üstü açıktı, kapısı yok, her şeyi çalmışlardı. Bütün mezarların %90'ı bilhassa baltayla kırılmış. Keçiler mezarların üzerinde, hatta çalılar koymuştu kaçmasınlar. Ve gücüme gitti. Hiç beğenmedim. Yani bu güneyde bir Müslüman mezarlığı olsaydı gücenecektik. Demek ki herkesin aynı hakkı var buna da bozulmaya. Eğer bir saygı istiyorsanız siz saygı de karşınızdakine saygı aynen, göstereceksiniz. Aynen.
Onun üzerine ben belediyeye şikayet ettim. Zaten atık bir yer olduğu için onlar da farkında değildiler ama hemen müdahale ettiler. Ve ahırlıktan çıkarttılar burasını. Ama benim içime bu vesileyle öğrendim ki aslında burası 74'te bir Müslüman mezarlığı olarak da çevresi ayrıldı. Ayrıldı. Bakanlar Kurulu'ndan geçti resmi ve belediye teslim edilmiş. Belediye de o da unuttu burasını tahmin ederim. Yani belediye reisleri geldi geçti hiçbiri şey etmedi. Ama benim içime bir şey doğdu. Bu ayıbı ben düzeltebilir miyim? Yani onun için restore etmeye karar verdim. İzin aldık gene belediyeden. Başladık restore etmeye. Restore ederken de dedik ki tamam restore edeceksek bunu mezarların yakınlarına yani yakın güneyde geçen kişiler Balabay'sın eski muhtarına bildirelim ki bunu yapıyoruz. Hatta biz nasıl... Tabii restorasyonu sonra. Oraya oturduğumuz zaman konuşacağım. Yani kilisenin, buranın eski sakinlerinin tepkisi ama projelendirmede neler hassasiyetler oldu yani? Şöyle, hassasiyeti olduğu için ben arkadaşlara rica ettim. Gerek Rum Kilisesi'ne, gerek Balabais 74'ten önce yaşayan Balabais'in muhtarını bulsunlar. Veya şu anda siyaset olarak biliyorsunuz. Böyle buyurun yürüyelim. Siz evet. Oturun ben de oturayım. Evet. Siyasi olarak gene muhtarı varmış Balabais'in güneyde. Ve muhtarla temas kurduk. Kızıl Haç'la temas kurduk. Ve kiliseyle temas kurduk. Ve dedik bizimle görüşün lütfen. Böyle bir projemiz var. Bu çapeli ve şeyi, bu ayıbı düzeltmek isteriz. Gayet güzel, hangi kapısıydı tam Göbek'teki kapıda buluştuk. Ara bölgede, Ledra Palace'da. Çok tatlı bir yemek yedik. Herkes güzel konuşuyor birbirine. Tamam mı? Ben dedim ben üstleniyorum. Belediyenin izni var. Buyurun. Siz de gelin. Mezarların kim o nerede ki? Mezarların çoğu yıkık. Baltayla vurulmuşlar, kırılmışlar. Buyurun dedik. Bize gösterin. Kutsallaşmaya isterseniz çapeli gelin biz tamir edelim. Siz yani en azından bir mum yakabilsinler gelenler. Zaten biz başlamaz güneyden geçenler vardı. Mumlarını yaktılar, şeyleri yaktılar ki bir etkisi oldu demek. Ama ondan sonra haber geldi bize ki Piskopos zaten çok gençti. Tahmin ederim 74'te doğmuş değildi. Yani Girne Piskoposu. Ben geçmem dedi. Ben kuzeye geçmem. Yani hiçbirini de davet etmedi gelsin. Biz gene dedik biz yapacağımızı. Köylüler kendileri kutlaşabilir yani. Haklı olarak belki de muhtar dedi benim için çok hissidir. Peki beni. Oraya gelelim. Evet. Yani tepkileri... Birebir bir daha toparlar mısınız? Yani muhtarın ve kilisenin, piskoposun tepkisi yüzüme çok güzel. Faaliyete gelin, geçin dediğim zaman pek bir şey olmadı. Yani. Ama o beni engellemedi. Ben gene kendi vicdanımıza, bizim kültürümüzün vicdanına dokunarak bunu yaptım. Yani sadece hadi gelin burasını puan kazanalım diye. Yok biz doğru şeyi yapalım. Biz doğrusunu yapalım, gerisi gelir diye düşündüm ve devam ettik biz. Tabii burasını devam ederken öğrenmiş oldum ki burası bir kapristan olacaktı. Hiçbiri de gömülmedi burada ama belki ileride kameralar dolaşacak, gösterecek size manzarayı. İnanılmaz manzarası olan bir yer. Biz konuşurken arkadaşlarımız gerekli detayı konuşmalarımızla inanılmaz manastır manzarası, dağ deniz manzarası. Ben de bu köyde yaşıyorum ya. Ben şöyle düşündüm. Tamam biz bu kapristanın komplesini yapalım mümkünse. Belediyenin izniyle. Komplesini yapalım.
Başvurduk belediyeye. Sağ olsunlar izin verdiler. Sınırlar bize. Belli miydi? Sınırlar belliydi. Sınırlar belliydi. Yani hatta Balapayız gibi arazinin değerli olduğu bir yerde buraya kadar kalması da müthiş iyi oldu. Şimdi oraya kadar gitmeyelim. Belki çok insan biliyorsun lüks villalar var çevrede. Onlar pek istemediler bir kapristan olarak tayin edilen bir yer canlansın veya başlasın cenazeler kaldırmaya. Engeller oldu ama alt tarafı kapristandır. Siz evi yaparken ki burası incin top oynuyordu 25 sene önce. Biliyordunuz ki burada bir kapristan var. Yani ama sonucu gördüler. Sonucu çok güzel. Yani şey yaptık, müracaat ettik. Planlar yarattık. Belli ki araba parkı gerekirdi, felezleri, onu bilhassa. Peki projelendirmedeki ekip kimler? Benim şirketimde. Bir kere fikir sizde ağırlık kazandığını görüyorum. Belediye ile beraber ve bizim mimarlarımız ve belediye beraber bir proje yaptık. Tabii belediye ben ne kadar para harcamak istediğimi bilmedikleri için onlar daha mütevazi şey ettiler. Yani proje yaptılar ama ben olduğum için tabii abarttık olayı. Şimdi en başta bu kapristan inşallah asırlık olacak. Hatta yani 100 sene, 200-300 sene burada kalması için ve burası bir tepe olduğu için felezler var veya oktolar var, bizim Kıbrıscası oktolar var. Onları korumamız gerekirdi. Ve onları korumak için ki 50 sene, 100 sene, 150 sene sonra bir mezar varsa orada yıkılmasın diye, erozyona uğramasın diye bütün çevreyi koruduk en güzel şekilde. Özel bir taşla yaptık ki ileride onun arasından da bitkiler çıksın. Ama yıkılmayacak. Yıkılmayacak. Bizim ümidimiz, bizim bildiğimiz kadar. Şöyle diyeyim. Bu felezler bir otobanın duvarlarına, yanlarına yapılanın gücündedirler. Anlatabildim mi? Yani üstünden bir 30 tonluk yanından kamyon da geçebilir de yıkılmayacak şekilde yaptık. Burada o zorlama olmayacak. O zorlama 5 saniyedir ama bizim düşündüğümüz zaman içerisinde 100 sene, 150-200 sene o mezar gene yerinde bulunsun yani. Ona göre felezleri yaptık, oktoları yaptık. Tabii fikir neydi? Park. Park. Ha, burada şu var yani Bella Pais. Kapristan Parkı. Kapristan Parkı. Evet. Benim fikrim belki gene benim göçmen çocuğu veya gurbetçi çocuğu olmamdan. İngiltere'de öyle parklar var. Mezardırlar aslında ama herkes gidiyor piknik yapıyor şey ediyor. Yani ölümle yaşamı hiç düşünmüyorlar. Çok güzel bir yerdir. Öyle bir şey yaratmak istedim ki insanlar diyebilsin bir pazar günü veya günün içerisinde hadi termosu dolduralım, sandviçlerimizi alalım. Ve gidelim o neydi? Bella Pais Kapristan Parkı'na gidelim. Ki zaten bellidir. Şu manzaraya bakın yani. Şimdi burası kapristan olmasaydı dönüm başına kıymetini düşünebilir misiniz manzarasından dolayı yani. Ve başlattık. 2-2,5 sene sürdü bunu yapmaya. Yani seve seve yaptım. Kalıcı bir şey yaptık dedik. Araba parkı 45 araba parkı yaptık. Dediğim gibi Rum mezarlığı, Ortodoks mezarlığı restore ettik ama burasını da elimizden geleni kadar orada Erbil'de. Yani şimdi Bella Pais'te sürekli yaşayan Rumlar yok. Ama bu mezarla bir Bella Pais'te gömülmek isterse herhalde ciddi bir sorun yaşamayız. Bence bırakmaları gerekir dolana kadar. Hatta size bir hikaye söyleyeyim. Biz bitirdik burasını. 3-4 hafta önce geldim buraya bir bakayım neler yaptıklarını. Baktım 2-3 kişi o Ortodoks mezarlıkta dolaşıyor. Ve bir tatlı adam vardı. Ve bu siz Erbil misiniz dedi. Öğrenmiş ki ben yaptım. Evet dedim. Thank you very much dedi. Dedi babam burada oturuyor. Tamam mı? Evet. Burada yatıyor dedi.
Ama hiç mezar yok ha. E ne oldu dedim şöyle. 73'ten önce ama yok oldu şeyi dedi. Ama buyurun bitirin dedim. Biz size yardımcı olalım yani şey edelim. Hatta dedim belki siz de yanında yatmak istersiniz. Anında ağladı, anında ağladı. Ve geleceğim dedi, restore edeceğim. Ben de yardımcı olurum size dedim. Yani teşekkür ettiler, konuştuk, gittiler. Belki bugün bu halkın içinde olabilirler yani. Peki yani. Erbil Bey tabii şu vardır. Yani bunu böyle birazcık bir insani parantez açmak istiyorum. İnsanlar bütün etnik ayrım özellikleri hariç insan olarak dünyaya geliyor. Aynen. Ve hayattayken bir biçimde farklılığını ifade edebilir. Hı-hı. Diliyle farklı. Diliyle. Sorarlar hangi neşe. Rengiyle. Rengiyle. Ama en son susarken, susma noktasında, o sonsuz sessizlikte yani, bir eşitlik vardır. Tamam, eşitlik. Yani insanların bu noktada böyle birbirine yakın yaşaması, yakın yaşaması ifade, ölünün yaşaması mı olur? Ama dilimden böyle aktı. Belki en güzel ifade, topraktan geldik, toprak ebay, toprağa gideceğiz. İster en yükseklerde ol, ister en diplerde, aynı yerden geldik, aynı yere gidiyoruz yani. Şimdi buraya gelen insanlar, şu anda gelip burayı gezdiği zaman, evet, şuraya gezdiği zaman, buranın kabristanlık parkı değil, parktır da işte Rumların eskiden mezarlığı da bu parkın içinde bir yermiş gibi. Bir halbuki yer. Halbuki sizlerle bu sohbet öncesinde dolaştığımız zaman gördük ki şu anda harika çimlerle örtülü alanların her bölümü mezarlığın bir parçasıdır. 300 kusur mezar. 320 mezar Müslüman yok. 300 Müslüman mezarlığı var. Her bir yeri tespit ettik. Hatta onların sınırları da bellidir ki böyle çiçekleri nerede ekeceğiz diye öğrenelim. 20-30 tane de international var. International bölüm var. Ortodoks Rumların bölümü var. O böyle kalacak. Müslümanların var. Şimdi burası 300 mezar var şimdi Müslüman mezarları ki 300 kapasite var Müslümanların. Müslümanlar 20'nin üzerinde de kimsesizler. Onu çok önem vermek istedim. Yani arada sıra da bazıları geliyorlar adaya ölürler. Hiçbiri yok. Belediye bir köşe buluyor, gömüyor. Hadi güzel yere gömelim sizi de. Bir de international, yani biliyorsunuz İngilizler çok titizdir. Bilhassa Girne'de mezarları var. 2-3 tane mezarları var. Hiç dışarıdan da birisini kabul etmiyorlar. Onun için ben dedim belediye bir yer yapalım. Onları yani Katolikmiş şeymiş. Onları da burada. Onların da yeri var. Bir kere kimsesizleri yani var. Herkese açık bir kapristan. Herkese. Kimsesizler dini ayrım olmaksızın oraya mı gömüyorlar? Aynen. Gene tabii benim otoritemde değil bu. Bu belediyenin otoritesinde ama yaratabildiysek bunu belediyemiz için ki yapabilsin, ne mutlu bize yani. Yani şu anda şimdi ana mezar tabii Müslüman mezarlığıdır. Yani hatta o konuya geleceğiz. Cenaze kaldırırken abdest almak isteyenler varsa yer yaptık, böyle şeyler. Ona o konulara geliriz. Yani böyle bu güzel yere inşallah herkesi davet ederim. Çocukları davet ediyorum. Sessiz günlerde gelsinler, futbol oynasınlar. Ne mutlu. Ne güzel yani. Evet. Böyle bir yer. Yani hayatla biz birazcık Erbil Bey, böyle birazcık parantez açıp da böyle düşüncelerinizi de almak istiyorum. Biz çok duvarlar örüyoruz hayatta. Yani yaşamla ölüm arasında mezarlıktır, şunlar böyle çok mesafeler. Halbuki hayatı oraya saygıyla birlikte iç içe getirebilmek lazım. Düşünün öyle. Diyorsunuz ki gelsin çocuklar burada futbol oynasın. Gelsinler. Yani gelsinler, korkmasınlar. Zaten bekçi var. Burada 2 tane bahçıvan bekçi var. O konuya da getireyim. Full time, gece gündüz burada. Burada yatıp kalkıyorlar.
burasını korumak için. İki yani, tane sürekli. Sürekli ve ben... Yani hem bahçıvan işlemi yapıyorum. Hem bahçıvan hem bekçilik işleri yapıyorlar. Ben hayatta olduğum müddetçe o bendendir, belediyeden değil. Benim jestimdir belediye. Yani hayır, böyle tam böyle harika. Şimdi siz dersiniz ki işte benim Türkçem çok iyi değil dersiniz ama kültürünüz %100 Kıbrıslı kültür. Öyle Kıbrıslı. Şimdi bendendir. Biliyorsunuz nereden nereye aklıma geldi ama bırakın bir katkım aklıma geleni söyleyeyim burada. Biliyorsunuz eskiden kahvelere gidilirdi. Öyle insana oturur, önüne de bir tepsi koyarlar. Hı. Ve mesela Erbil Bey'im kahvededir. Gelir kahveci der ki Erbil Bey, Hasan Bey'den bir lokum. o da derdi bendendir. Siz de dediniz burada. Buranın hayatta olduğum sürece bakımı benden. Bakımı benden. Ben şuna da bakımı benden. İnşallah oğlum da devam. Ki ben de gömüleceğim buraya. Siz de burada olacaksınız. Ben burada gömüleceğim. Hatta o konuya geldiysek sağ olsunlar belediye. Yani konu yok. Bir yer böyle ayırdı benim için. Yani bunu yaptıktan sonra. Hatta ailem için istisnai bir durum yarattılar ve ailem için. Ve ben babamı getiriyorum İngiltere'den buraya. Annem de Ayorgi'de, Karaoğlanoğlu'nda gömülüdür. İnşallah izin alırız, onu da getiririz buraya. Zamanımız gelince biz de yanlarında böyle hangi dikdörtgen benimdir bilemem ama o da peki, burada. Peki buranın olacak. Defin kuralları nasıl çalışacak? Şimdi o bir konudur. Burası benim gerçekten kökten hem halkımız için ama gerçekten Balabayız halkı için yapılmış bir şeydir. Benim istirhamım belediyeden, şu anda kuralları böyle aile mezarı vermiyorlar. Yani 4 kişilik, 6 kişilik, 2 kişilik. Ama bu köylüler için bu istisnai durumu yaratmaları gerekir. Ki bu köy geldiler, çoğu tatlı sulu Balabayız'da. Yani geldiler güneyden ama 45-47 senedir burada yaşıyorlar. Burada kendilerini gerçekten bu köyden hissetmeleri için ilerisini görecekler bu köyde ama geçmişlerini de görmeleri gerekir bu köyde. O da nedir? Kapristanları olacak. Ailesini yürüyerek gelebilip ziyaret edebilmesi gerekir. O da ne demektir? Paran varsa belediyeye para gelecek. Ben hiçbir şey talebinde değilim. Tabii. Yani onu temizleyeyim. Yani burası yani 4 kişilik, 6 kişilik, 2 kişilik mezar alabilmeleri gerekir. Hatta Ozan köylüleri de. İngiltere'de özel şahıslara ait mezarlıklar var. Aynen. Yani aynen. Onlar onun işletme gibi orayı değerlendiriyor. Ödersin paranı. Ama burada belediyedir. Belediye ödersin. Orası sizin. 6 kişilik, 8 kişilik, 4 kişilik nasıl isterseniz. Burası da öyle olması gerekir ki biz hep özenle ben tatlı suluyum da keşke tatlı su da yok yok siz buradasınız kalıcısınız da burada veya ben aynanalıyım ki öyleyim ben yani aya analı Larnaka'dan keşke oraya biliyorsam müthiş bir köyümüz vardı ama değil buradayız hayatımız burada onun için burada yürütelim hayatımızı. Bir ve mezarlıklar sahiplenmeye bakımından da çok önemlidir. Güzel yurtta yaşayan kardeşlerimiz alınganlık göstermesinler. 2000'li yıllara kadar, anlam planına kadar güzel yurtta yaşayan insanların büyük çoğunluğu cenazelerini Lefkoşa'ya defnetti. Öyle. Yani dediler burada bizim geleceğimiz yok. Yani aslında mezarlıklar orada yaşamaya karar vermişliğin, sahiplenmenin de bir göstergesidir. Evet. Evet. Ama tabii burada şunu da çizerim altını. Onu biraz da aşmanızı istiyorum. Yani daha evrensel, daha insanı düşünmek gerekiyor. Yani burada insanların kardeşliğini hissettim Ömer Bey. Aynen. O da var. O bende kesin var. Bir olduğumuzu ve aynı yere gideceğimizi bilelim. Ha Allah gecinden versin. Yani gecinden versin ama bilelim ki en sonunda insanoğlu insanoğludur. Yani biriz. Yani evet. Biriz. Yani bir olduğumuz için en sonunda da bir olacağız. Hepimiz 2 metre altı. Yani ölümü konuşmak kolay bir şey değil. Ne de şeydir ama bir sefer konuşalım. Güzel yerimiz olsun. Yani
güzel parkımız olsun. Yani bunu kaldırsalar kapristanlıktan gene ben diyeceğim. Ya bu güzel parka ben bakacağım. Peki esinlenmek var mı? Siz burayı böyle projelendirirken. Evet. Filan yerde buna benzer bir mezarlık parkı var. İngiltere'de belirli yerlerde var. Trent Park var İngiltere'de bizim ailemin yaşadığı bir. İnsanlar böyle yürüyüşler için oraya gidiyor, piknik yapmak için. Ama alt tarafı mezarlıktır. Ama öyle güzel yaratıyorlar, öyle güzel. Biliyorsun İngilizler parklıkta meşhurlar. Yani öyle güzel bir yer yaratıyorlar ki düşünmüyorsun ki burada şey yatıyor. O güzel parka gidiyorsunuz ve parkı yaşıyorsunuz. Ve bu park, bu manzarayla yani inanılmaz yani. İnşallah parmakla gösterilecek olan bir ziyaret yeri olur. Cyprus Mail ilgilenmişti galiba. Değil mi? Geldiler, evet, onlar aldılar, haberi aldılar Cyprus Mail. Ve bu konuyu çift sayfa yaptılar. Beni biraz ve çift sayfa yaptılar. Bugün de davetliler var yani. Onun için, evet, evet. Onun için bakacağız ne olacak, ne reaksiyon görülecek bu konularda. Ne reaksiyon beklersiniz? Belli ki kilise çekingen davrandı. Muhtar da cesaret edemedi. Rum muhtar. Muamma, muamma. Çok güzel olabilir. Yani veya bunların bir çıkarı var mı bunu yaparken olabilir. Ama bilsinler ki benim hiçbir çıkarım yok. Şimdi sizin yok Erbil Bey'de. Ya. Buradaki problem biraz da şu. İşte genellikle işte Türkler mezarlıkları şu hale getiriyorlar, bu hale getiriyorlar, talan ediyorlar. Kısmen de haklılar tabii. Yani ne güneydeki Türk mezarlıklarına ciddi bir bakım var ne de kuzeydeki pek çok yerdeki Rum mezarlıkları maalesef perişan halde. Bu istisnai durum. Burada çok istisnai. İstisnai bu örnekten de çok mutlu olmuyorlar. Her şeyi bir politik kaygı ile getiriyorlar. Olabilir. Kıbrıs sorunu nedir? Evet, siz. Yani burayla bağlantılı istiyorum. Yani bu tüm değerlere sahip çıkmak sahip çok zordur. Sahip çıkmak, birbirimize sahip çıkarız ve birbirimize bir nevi hoşgörü gösteririz. Yani bu politik olayın içinde şahıslar mı yarattı bunu? Yok. Yani genel toplumlar yarattı bunu. Çevre politikası yarattı burada. Şahısla şahıs arasında değil. Anlatabildim mi? Şahıstan şahısa geldiğin zaman genelde iletişim çok güzel oluyor. Benim çok sevdiğim Rum arkadaşlarım var. Onlar da beni seviyorlar. Ama topluma getirdiğin zaman, toplum şekline getirdiğin zaman ön yargılarımız başlar öne çıkmaya. Yani öyle görüyorum ben. Birbirimize saygı. İnsanoğlu, insanoğluna saygı en başta. Niçin saygı gösteremiyoruz herhalde? Ebediyen böylemiş. Demek ki karakterimizin içinde. Yani insanlar, canlılar içerisinde en gelişmiş insanlar kabul edilir. Evet. Ama diğer hiçbir canlı insan kadar birbirini yok etme arzusu taşımaz. Dünde değil, evet. Yani veya en yakınımız şimpanzeler öyledir. Onlar da birbirlerini öldürüyorlar. Onlar da bizim atalarımız kabul ediliyor da onlar. Demek yani bazen farkımız yok. Yani böyle. Yani şimdi burası bir kapristanlık parkı. Bella Paes. Evet. Burada böyle size kısa kısa sorucuklar sorup sona gelmek için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok, bakıyorum o bir şeyler var mı? Yani çağrışım evet yapar mı size söyleyeyim yani. Yok, siz bakın bir şey evet varsa. Sağ olun, sağ olun. Biz şey biliyoruz, şeffaflık var. Kendi yazılarımı da okuyamam. Doktor gibiyim Hasan Beyci. Peki. Buraya geldik. Dedim size buradan. Seslenin Rum toplumuna. Ne dersiniz? Gelin. Biz de sizin geçmişinizi inkar etmeyelim. Siz de geçmişinizi inkar etmeyin ama gerçekçi olalım. Gerçekler. Gerçekler budur. Bu durumdur. This is what's here now. Yani böyledir. Birbirimizi hoş görelim. İlerideki senelerde bunu çözebilirsek insanlar olarak, insanoğlu olarak yapalım bunu. Zor mu çözmek? İşimiz zor ki her tarafta uçlar var ve uçlar olduğu müddetçe ortada buluşmak zor oluyor. Kilise uç mu?
kesin. Kesin. Kesin gördüm burada. Neden uçtururlar sizi? Yani sizi o sanatla harmandan düşürür. Bana düşer mi bunu? Yani belki bu tatlı günde bunu konuşmak ama Yunan adası değil burası. Yani onu anlasalar. Yani ne de tamamen Türk adasıdır. Burası halkın adasıdır. Halkın adası. Irksız halkın. İldide. O 40 metrelik heykelim de onu söylemekteydi. Yani herkesin karşı çıktı. Herkesin bu karşı ada, çıktı değil mi? Karşı çıkanlar. Yani bu ada halkın adasıdır. Halkın topraklar halkındır, köylüsünündür, şeyindir yani. Bir köylü çocuk olarak. İnsanlar niçin Erbil'de? Yani burası aynı zamanda bir mezarlık. Aslında evet. Mezarlık ortamında hayatın muhasebesini yapmak daha anlamlı geliyor bana. Daha anlamlı geliyor. Yani insanlar neden paylaşamıyor size göre? Siz aynı zamanda başarılı bir benciliz, iş insanısınız. Benciliz. Yani bencil davranıyoruz. Biraz bencil davranmama biraz verirsiniz. Görürsünüz nasıl kat kat geri gelir size. Kat kat geri gelir. Her şey vermeyin. Biraz verin. Gene kat kat geri gelir size. Yani. Ama bir şey bekleyerek değil. Bir şey bekleyerek değil. Bekleyerek şöyledir. Ben verirsem, sen de verirsem ne mutlu. Yani. Şimdi ne yapayım ben söylemem de çünkü herkes söylüyor bunu, çalışanlar. Çalışanlarınız, sizin de çalışanlar size karşı çok ciddi böyle bir aile büyüğü gibi bakıyorlar. Sağ olsunlar. Ve paylaşıyorsunuz. Etrafınıza baktığınız zaman sizin gibi düşünmeyenlerin çokluğu sizi üzer mi? Üzüyor beni. Diyorum ki ben inandığım için felsefeme ve inançlarıma siz de biraz öyle düşünün. Ya bu yani bilhassa çalışanlarım ben onlara iş veriyorsam onlar emek veriyorlar. Onlar ortaktır yani şeye. Onların emeği olmasa bu kazanç ortaya olmaz olmaz. Onlar da ailedirler. Aile, borç, araba borcu, ev borcu, şey insanoğlu. Onlar da farkımız yok. Yani böyle silip atamazsın bu insanlar. Ailenin bir parçası gibi görmeni. Şimdi baktığımız zaman Erbil Arkın dünya ölçeklerinde yaşam olanaklarına sahiptir. Öyledir çok şükür. Çok şükür. Ama ben sizle çok sohbetler yaptığımdan biliyorum. Yani çocukluk, hayata başlangıç yıllarınız böyle değildi. Böyle başladığınız yıldan buraya kadar gelenin yılları, böyle küçücük küçücük adımlarla hatırlasanız neler aklınıza geliyor? Dediğim gibi ben köy çocuğuyum. Aynanla? Aynanla, evet. Ayağanla, Larnaka tepelerinde. Müthiş evet. Bir köy. Balabayç gibi bir köy. Evet. Biz o köyden sayıyoruz kendimizi. Kaç kardeşlik? 3, en küçükleri benim. Babam İngiliz ordusundaydı. İsim? Mehmet, babamın ismi Mehmet. Anneciğinizin? Havva. Havva, evet. Ne güzel isim Havva, böyle köpte. Evet. Yani. Evet. Böyle, babam ordudan çıkınca geldi Kıbrıs'a. Bizi 3 çocuğu yaptı, babam annemle. Beni görmedi ama gitti İngiltere'ye, gurbete. Biz 2,5 yaşındayken zaten programlar oldu bu konuda. Annem bizi aldı. Ama yani şimdi yani aradan orada, zaman geçti. Her programda farklı bir izleyicisi var. Yani orada annem sağ olsun okuma yazması yokken 3 tane gemi, 2 gemi, tren, men bizi götürebildi İngiltere'ye. Hayatımız orada başladı. Gurbetçi aile olarak en fakir bölgeden başladık. Tabii onlar en büyük olay nedir? Onlar ne yapmak istedi? Çatı çocuklarına karınlarını doyursunlar ve çocukları okula gitsin. Onu becerebildiler sağ olsunlar. Yani ilk oyuncağınız ne zaman oldu? İlk? Oyuncak. Oyuncak. Bir tane oyuncak hatırlıyorum. 6-7 yaşındaydım. Babam yılbaşı mı? Christmas. Geldi küçük piyanoyla böyle tık 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 piyano. Ve şey, babam getirdi, size hediye getirdim Christmas için. 3 tane piyano. Aynı piyano, 3 tane, bir tane bize verdi.
Ve bizim ilk hatırladığım hediyeydi babamdan. Ama tahmin ederim İngilizler öyle derdi. Kamyondan düştü. Onun için üç tane bu. Yani çalın. Anlatabilir miyim? Öyle der. Var o ifade. Yani, o ifade kamyondan düştü. Tahmin ederim bir şeylerdi. O hediyeyi hatırlıyorum. Yani pek hediye şey. Biz çalışan bir aile zordu. Yaş günlerimizi bile unutuyorduk Hasan Beyciğim. Yaş günlerimize bile önem vermiyorduk yani. Babam da çalışamazdı, hastaydı. Orada büyüdüm. Kabiliyetim vardı çizime. O da başka programlarda söylendi. En sonunda güzel sanatlar okumaya karar verdim ve onu yaptım. Ama yarı yolda parasızlıktan endüstriyel tasarıma geçtim. Öyle mezun oldum üniversiteden. Endüstriyel tasarımda çalıştım. Fırsatlar oldu Kıbrıs'a geleyim. Ve o uzun bir hikaye. Uzun bir hikaye ama yani. Babanızı ne zaman kaybettiniz? Babam yani mı? İlk ölümle yüzleşme diyebileceğiz. Ne babanız zaman kaybettiniz? 92 tahmin ederim. 92. Neredeydiniz? İngiltere'de. İngiltere'de. Evet. Ben Kıbrıs'ta yaşıyordum. O İngiltere'de refat etti. Gömdük orada. Ne hissettiniz babanızı kaybettiğinizde? Babamı, annemi babamı çok seviyordum. Babam sert adamdı, dayakçıydı. Oh ne güzel yerdik biz yani. Annem de dayakçıydı, böyle büyüdük biz. Ama ben karar verdim ki benim kendi çocuklarım olursa hiçbir zaman el değmeyeceğim. Bir oğlum oldu. Hiç 40 yaşına geldi, bir elimi değmedim şu anda. Hayır, şunu ve benden çekiniyor. Ölümü düşünmek. Evet. Hayata bir şey katar mı? Ölüm olacağını düşünerek, yani inevitable, yani olacak diye düşünerek hayata devam edebilirseniz. Ama ebediyen yaşayacağım gibi de yaşamak da var. O güzel bir şeydir. Yani öleceğim de devamlı ona hazırlık yapasınız demiyorum ben. Gene siz yarınınızı güzel düşünün, yapacaklarınızı güzel düşünün. Yani yaşayın, yaşayın. Din ayrımı yapma. O çok uzun olacak o. Oh, hayat bu kadarsa ölüm bu kadardır onun için o ya. Maneviyat nedir sizin için? Maneviyat. Maneviyat. Tam manasıyla bana. Yani şunu söyleyeyim. Bir tarafta maddiyat vardır. Evet. Para evet. vardır. Evet. Diğer tarafta insanlık var, saygı var, sevgi var. Sevgi. Sevgi. Para mara bir tarafa, sevgi. Sevgi. Kaybetmekten korkar mısınız? Ya hem de nasıl. Sevgisiz hayat nedir? Sevgisiz. Evet. Para kaybetmekten? Gene kazanırsınız. Korkuyorum tabii. Herkes korkuyor. Ne olacak bana? Nasıl ödeyeceğim? Herkesin korkusu var. Her ikisi beraber yaşasın. Ama manevi sevgidir. Sevgi, çevren sevgi, aile sevgisiz. Yani bir numara o. Hiç itirazım. Başka İngilizcesi nedir bence onun, sevgi? Sevgi, laf. Yani şu vardır, yani her zaman söylüyorum. Sevgi yoksa saygı da olmaz. Evet, zaten. Evet. Her zaman. Ama sizin de başkalarına sevgi olması gerekiyor. Karşılıklı tabii. Karşılıklı yani. Ama ne yapayım yani, şimdi bir de şu var. Onu düşünebilir ben herkesi seviyorum demek. Düşünebilir misiniz Hasan Bey, sevgisiz bir hayat? Bir merhaba. Ne paranın şeyi kıymeti var, ne şeyin, ne hiçbir şeyin kıymeti var. Yoktur. Sevgi başta. Böyle geriye doğru böyle bir zaman tünelinde yolculuk yapsanız, en çok üzüldüğünüz ne var? Ne, en çok sizi ne üzdü? Beni en fazla çok üzdü. Vallahi bu tatlı günde onu düşünememeler mi? Ne kadar güzel. En mutlu olduğunuz? En mutlu olduğumuz gün. Oğlum büyük olaydı. Oğlumun doğumu. Yani çok büyük olaydı o. Torunlarımın doğumu. Torunlar da büyük bir keyif. Ya alıyorsun. Of, torunlar bambaşka. Belasız evlat, ne güzel. Yani, ağladıkları zaman verin yani. Altlarına yaptıkları zaman verin. Güzel. Sabah kaçta başlarsınız yine? Ben geç başlarım. Ama ben çok geç de bitiririm günümü. Ben uyandığım zaman kalkıyorum. Tamam mı? İşim bittiği zaman da bırakıyorum. Böyle 9-5 değilim ben. Anlatabildim. Belki 40 senedir onu yaşıyorum. Heyecan? Heyecan her gün yaşıyorum. Maalesef heyecan. Devamlı kendime bir şeyler yaratıyorum. Bazen diyorum ki keşke yaratmasan ya. Be otur ya yerine, otur. Puronu yak, kahveni iç, balkonda. Yapamıyorum.
Kıbrıs'ta yaşamasanız nerede yaşamak isterdiniz? Şimdi Türkiye'de güzel yerler var ama değilim ki politik olayı da bu yakın doğu olmasa İtalya'da Toskana'da. Toskana'da. Toskana. Niçin? Ben genlerimi yaptım biliyorsunuz. Siz evet. Konuştuk bunu. %38 Latin çıktım. Yani Toskana. Toskana derdim yani böyle. O Toskana zaten Akdenizliyiz. Akdeniz'in dışında yani başka nerede? Toskana bize çok yakındır. İnan bana. Yani halkımıza, Rum Türk halkımıza çok yakındır o bölgeler. Aynı şeyler. Yemeğimizi, içkimizi seviyoruz. Toprağımızı seviyoruz. Şeyimizi seviyoruz yani. Ben hep sizi düşündüğümde... Siz nerede yaşardınız? Ben İskandinav ülkelerinin sessizliğini, sessizliği beni çekiyor. Güzel. Sakin. Ama soğuk. Soğuk. İnsanları da soğuk. İnsanları da soğuk. Affedersiniz. Ama böyle bir an düşündüm. Akdeniz sahilleri de benim de tercihimdir. Yani Yunanistan'da da yaşarım. Evet. Böyle bir düşük tempolu bir Anadolu kasabası da düşünebilirim. Güzel. Yani altyapısı olsun, sağlık, iletişim güzel, olsun. Tabii. Olsun, yaşarım. Ama yani Kıbrıs'ın dışında bir yer mi arıyorum? Ama derseniz... teoretik olsun değil mi Hasan Bey? Biz gene yerimizde olalım. Hayır, şimdi bunları söyledik sanki de gidecek başka yer mi arıyoruz? Yok, aramam başka bir yer. Tamam. Müzikle aranız nasıl? Kimin? Müzikle. Müzikle seviyorum ama çok yakın değilim şeyim olmadığı için, kabiliyetim olmadığı için. Daha fazla sanatsal olarak bilinendir. Ben güzel sanatlarda resim ve heykele çok çok yakınım. Zaten onu okudum. Zaten hayatımın çok çok önemli bir parçasıdır benim için. Çok önemli bir parçası. Din gibidir bir de yani. Tabii şimdi bu da benim işim. Evet. Burası Bella Paese. Evet, Bella Paese. Kabristanlık Parkı'ndayız. Evet. Buranın düzenlemesini konuştuk. Ve sizinle bir mezarlık ortamında hayatı konuşmak istedim. Bu bölümde tam oydu. Yani bir baktım, bir tarafta hayatın en katı ve değişmez kuralı ölüm var. Onun son buluşma noktası var. Ama burada da insan hayata bakabilmesi gerekiyor. Ne güzel. Güzel bakabilmesi gerekiyor. Evet. Bu burayı topluma kazandırdınız. Buraya oturduğunuz zaman mezarları düşünmüyorsun ki. Bu çiçekleri görürsünüz, yeşilliği görüyorsunuz. Manzarayı görüyorsunuz. Dağları, manastırı parktır. Ölümü düşünmek için bir yer değil. Çok iş yaptınız. Çok eser yarattınız. Sağ ol. Yani yaptıklarınız da ortada. Yani para harcamaktan çekinmediğinizi görüyorum. Hiç hesabını, sanki de hesap yapmıyormuşsunuz gibi. Buraya da bunu yaptığınız zaman başınızı yastığa koydunuz. Ne düşündünüz? Daha huzurluyum. Bil ki bana çok soran var. Diyorum ki tabii para önemli ama araçtır. Amaç olmaması gerekir. Araç olarak kullanırsanız kendiliğinden gelir. Kendiliğinden şanslıysanız tabii şans çok büyük şeydir. Ama iyi kararlar verirseniz, aracı güzel kullanırsanız bunları yapabilirsiniz. Binalarınızı yapabilirsiniz, şeylerinizi yap. Bir gerçek var, Kıbrıs'tandayız. Evet, onun için. Hayır, burada tamamen. Onları götüremeyeceğiz ki, cep yok ki. Nasıl geldiysek öyle gideceğiz. Yani. Başka bir şey demem. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok ne güzel bir nem arkadaşlar, görüntü dediyse cep yok giderken dediniz. Evet, burası Bella Paese Kabristanlık Parkı. Müthiş, cennet gibi bir yer. Hayat muhasebelerden oluşur, hesap kitap yaparsınız. Ve o hesap kitabın hep para sayarsanız asla mutlu olamazsınız. Elbette işiniz olacak, hayatınızı sürdüreceksiniz ve alın teriyle ekmeğinizi yoğuracaksınız, insanlar ekmek yiyecek.
yaşayacaksınız ve yolun sonunda hayata veda edeceksiniz. İnsanoğlu dünyaya gelirken, genel bilineni söyleyelim isterseniz, böyle bir doğumhanede anne doğum yapmaya, doğum yapma çabası, herkesin dışarıda kulağı kapıya dayalıdır. Ve içeriden bir ağlama sesi gelir. Herkes güler. Ama yolun sonunda insan o son sessiz uzun yolculuğa başlarken susar. O sustuğu zaman da herkes ağlar. Evet, burası Bella Pais'ta. Mutlaka bakınız. Teknoloji çok geniş yerlerden izleniyoruz. Türkiye'den, Avrupa'nın değişik yerlerinden izleniyoruz. Kıbrıs'a gelirseniz Bella Pais ya da Beylerbeyi de deniyor. Gelin. Ve ya siz bu Kıbrıslı Türkler ne yaptınız? İçtenlikle size bir şey söyleyeyim mi? Ben işte 1960'lı yıllardan beri bu ülkeyi biliyorum. Yaratılan değerleri biliyorum. Değişiklikleri biliyorum. Biliyorum. Bana deyiniz ki yaratılan eserler içerisinde ilk üç söyle, birini burası söylerim. Hiç tereddütüm yok. Çünkü burada insani değerler vardır. Evrensellik vardır. Ve buranın ruhunu taşıyın, dışarıya taşıyın. İnanın bana, puanımız çok yükselir. Puan için mi yapıyoruz bunu? Ama ne yapayım ki? Toplum olarak puana ihtiyacımız var. Algımız kötü. Haksız mı bizimle ilgili kötü düşünenler derseniz, vallahi haksızdırlar diyemiyorum. Çünkü kendi kendimizi savunamıyoruz. Her bir şey yapanın menfaatını düşündük. İşte ya menfaatsiz bir iş ya. İşte menfaatsiz bir iş. Ve ben haddime düşmez ama yaptığım işim bana böyle bir toplumda sosyal sorumluluk ve sosyal söz hakkı veriyor. Ben Erbil Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve programımızın sonuna geldik. Bay bay diyecek ama açılıştan görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Nazım Hikmet ne dedi? Yaşamak güzel şey be kardeşim. Ama yolun sonunda da ölüm var. Erbil Bey ne dedi? Cepte yok dedi kefenin. Giderken bir şey götürmeyeceğim. İnsanlıkta anılmak ne kadar güzel. Bay bay.